Ortada bir devlet olmadığı zaman feodal bir yapı çıkıyor ortaya. Bugün Amazon'un sahibi bir tekeldir. Orta çağa özgü bir derebeyidir aslında. Bill Gates bir derebeyi midir? O bir derebeyidir. Elon Musk? Tabii o bir derebeyidir. Bu orta çağın en temel özelliğidir. Bugün dünyada bir hukuk sisteminin olduğunu kim iddia edebilir? Mustafa Kemal'le başlayan tampon bölge stratejisi öyle devam etti mi? Nerede yoldan çıktı? 1946'da özellikle İnönü, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Marshall yardımı, Truman doktrini vesaire Türkiye batıya yaklaştı. Orta çağ demek bir başkasının adamı olmak demektir. Evet. Hatta kavram olarak orta çağda gelecek kavramı yoktur. Aynı bugünkü insanın en temel özelliği hiçbir gelecek tasavvuru yok hiçbir insanın. Türkiye için en önemli şeylerden bir tanesi köy enstitüleri, eğitim sistemi. Ya, kriz var diyoruz. Dünya ekonomisi evet, sallantıda diyoruz. Hiç zarar etmiyor. Hem ülkemizde hem dünyada zengin çok daha zenginleşir. Evet. Gariban daha da garibanlaşıyor. Peki bu kaosta plan dahilinde bir şey mi? Ellerindeki tek güç silah satmak. Başka bir güçleri yok Batı toplumunun. Biz bu haritanın içinde neredeyiz? Tam göbeğindeyiz. Az sonra bugün anlamlandıramadığımız birçok olayı canımız acıyarak izlediğimiz görselin alt metnini yazarımızdan öğreneceğiz. Ertürk Akşun 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde şimdi canavarlar zamanı. Kim bu canavarlar? Çağımız. Narsizmin temeli aslında 1973'te dünyanın iktisadi olarak neoliberalist ekonomiye geçmesiyle Hayek ve Friedman'ın ortaya koyduğu iktisatçıların Amerika'da başlayan sonra 1980 yılında özellikle Reagan Thatcher gericiliği dediğimiz şeyin şeyle birlikte siyasi iktidarlarla birlikte daha yukarıya taşınan sonrasında 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çözülüşüyle tek kutuplu dünya işte tarihin sonu vesaire diye anlattıkları düşünürlerin ondan sonra tamamen tek kutuplu bir dünyaya dönmesi ve tek kutuplu bir siyasal ideolojinin dünyaya hakim olması sonucunda iyice yerleşmiş bir aşırı bireyselleşmiş tamamen tüketime odaklanmış bir insan tipolojisinden bahsediyoruz ve bunun yaratılması dediğim gibi ilk atılımları 1973'te başlayan bir süreç. Ve bugüne kadar gelen tamamen kendisini düşünen, kendisinin haricindeki her şeye düşman olan bir insan tipolojisinden bahsedebiliriz. Bu yeni insan tipolojisi. Bu bir tesadüf değil. Plan kurucular ilmek ilmek bunu işlediler mi 1973 yılından beri? Zira kitabınızda benim çok hoşuma giden bir bölüm var. Orta çağ demek bir başkasının adamı olmak demektir. Evet, şimdi içinde yaşadığımız çağ, benim yani bu kitabın ana fikri zaten orta çağ, yeni orta çağ dediğimiz bir şey. Orta çağda da kadın öldürülüyordu, çocuklar diri diri gömülüyordu. Orta çağda da bunlar vardı. Orta çağda liyakat yoktur, biat kültürü vardır. İşte birinin adamı olmak. Artık günümüzde hiç kimse kendi becerileriyle, uzun emeklerle bir mücadelenin sonunda bir yere gelmeyi düşünmüyor. Sadece birinin adamı olarak veya pozisyon, iyi pozisyon alarak bir yere gelebileceğine inanmış bir insan tipolojisi var. Bu tam orta çağ insan tipolojisidir. Orta çağdaki insanların gelecek kurgusu yoktur. Hatta kavram olarak orta çağda gelecek kavramı yoktur. Gelecek diye bir şey yoktur orta çağda. Aynı bugünkü insanın en temel özelliği hiçbir gelecek tasavvuru yok hiçbir insanın. Sokakta çıkıp röportaj yapsanız, sorsanız 10 yıl sonra ev alacağını düşünemiyor insanlar. 10 yıl sonra ne olacağını da düşünemiyor ve bu da yeni bir insan tipolojisi ortaya çıkarıyor. Bu yeni insan tipolojisi de hedonist, anı yaşamak diye kişisel gelişimcilerin o meşhur çok da överek bahsettikleri carpe diem mindfulness, anı yaşamak dediğimiz şey aslında tamamen bir balondur. Anı yaşamak diye bir kavram yoktur. An dediğimiz şey içinde geçmişin birikimi geleceğin tasavvuruyla birlikte o an yaşanır. Ama sadece anı yaşayan insan hedonisttir. Sadece tüketir. İşte yeni neoliberalist toplumun en temel insan tipolojisi tüketici insandır. Hedonist insan ortaya çıkıyor. Hedonist ve an olunca, gelecek kurgusu olmayınca hiçbir şeye yatırım yapmayan, düşünsel, maddi hiçbir şeye yatırım yapmayan bu insan tipolojisi o her şeyden
düşman olabilir, her şeye karşı olabilir, sadece o tüketim halindedir. Yani orta çağda aslında barbar deyip başımızı çevirdiğimiz insanlarla şu anda aynı şeyi yapıyoruz. Aynı kültürü paylaşıyoruz. Aynı kültürü paylaşıyoruz. Orada da cadılar yakılıyordu. Evet. Bugün de kadınlar öldürülüyor. Orada bebekler gömülüyordu diri diri. Aynen. Bugün bebekler Gazze'de öldürülüyor. Tabii bir de orta çağın tabii bir şeyler daha eklemek gerekiyor. Şimdi orta çağda devlet kavramı yoktur. Orta çağda derebeyleri vardır. Orta çağda derebeylerin kendine özgü bir hukuk sistemi vardır. Ortak bugünkü modern hukuk orta çağda yoktur. Bugüne baktığımız zaman ortada bir biliyorsunuz ulus devletler 1990'dan sonra batı tarafından patır patır yıkıldı. Afrika'dakiler, Orta Doğu'dakiler, Balkanlardakiler, bizim ülkemizde ulus devletler ve ulusal ordular tamamen ortadan kaldırıldı biliyoruz. Ortada bir devlet olmadığı zaman feodal bir yapı çıkıyor ortaya. Kimin gücü elindeyse yeni mesela feodallere tekeller diyebiliriz. Yani bugün Amazon'un sahibi bir tekeldir. Orta çağa özgü bir derebeyidir aslında. Kendi hukuku, kendi yasası, kendi davranışları olan bir derebeyidir. Bir devletin zoru veya devlete uyma veya milletini savunma diye bir anlam şeyi yoktur, algısı yoktur tekel sahibinin. Bill Gates bir derebey midir? O bir derebeyidir. Elon Musk? Tabii o bir derebeyidir. Bunlar... Bu orta çağın en temel özelliğidir. Derebeylik ve hukuk sisteminin olması. Bugün dünyada bir hukuk sisteminin olduğunu kim iddia edebilir? Herkesin kendi hukuku vardır. Herkesin kendi hukuku olduğu yerde de yeni mafya düzeni ortaya çıkar. Derebeylerinin silahlı güçleri gibi hani o Kurtlar Vadisi'nde meşhurdur ya onlar hani baronlar vesaire vardır ve hepsinin kendi ordusu vardır. Hatta devlet içerisinde de birçok kişi bunlara bağlıdır vesaire vesaire. Şimdi bu kadar özel örneğin bir örnek daha verelim. Ulus devlet demek ulusal ordu demektir. Ulusal ordunun tanımını yapacak olursak ulusal ordu nedir? 20 yaşına gelen her Türk gencinin veya hangi millettense gidip gönüllü olarak o hizmeti yerine getirmesidir. Hiç kimseye bağlı veya biat edecek durumu yoktur. Ama bugün özel ordu dediğimiz şey, yani paralı ordu dediğimiz şey birileri tarafından para verilerek oraya getirilmiş kişidir. Bunun ulusuna, milletine vesairesine bağlılığını konuşamayız. Ancak parayı veren hangi hükümetse veya hangi kurumsa onun ...la ilgili bir bağlılıktan söz edebiliriz. Hiçbir şekilde ulusal ordu değildir artık bu. Veya işte çok uzun yıllardır tartışılan İngiltere'de, Amerika'da birçok yerde tartışılan polis devleti kavramı. Polis parayla bu işi icra eden kimsedir. Ulusal ordu gibi değildir. Ulusal ordu Mehmetçiktir. Gönüllü bir şekilde gidip o vatanını, ulusunu savunan gönüllülük esasına dayanan bir şeydir. Türk ordusu konseptinde dünyada muadil var mı? Şimdi biliyorsunuz Türk ulusu da son 20 yılda kemirile küçüldü, dağıldı, parçalandı. Etkisi şeyi yok. Bu sadece Türkiye için geçerli değil zaten. Bütün dünya ulusal orduları için geçerli bir durum bu. Şimdi bunların ortadan kalktığı yerde mafyalar oluyor. Çünkü mafyanın doğuşunun temel birkaç prensibi vardır. Mafya devletin vermediği, o mesela mafyanın en önemli insan kaynağı şehrin çeperlerinde yaşayan, varoş dediğimiz yerlerdeki insan kaynakları. Kaybedecek şeyi az olanlar. Kaybedecek şeyi az olan ve bir devlet babaya sığınacak bir devlet bulamayan. Ama insan eninde sonunda özünde bir güven arar. Güvensiz yaşayamaz insan. Devlete güven veya hukuka güvenin olmadığı yerde nereye sığınacak bu insan? Mafya babasına, mafyanın hukukuna sığınacak. Şimdi mafyanın insan kaynağını bu kadar çok kolay elde etmesinin temelinde bu var. Devlet kavramının ve hukuk kavramının ortadan kalkması mafyayı doğuruyor. Ve tüm dünyaya biz kitapta uzunca bir bölüm ele almak durumunda kaldım. Biz buna yeni mafya düzeni diyoruz. Yani gri alanların ortaya çıkması, hukukun ve güvenin ortadan kaybolması mafyayı büyütüyor.
Plan kurucuların yol haritasında istediği bir basamak mıydı? Mafya düzeninin bir anlamda toplumu empoze etmesi. Şimdi bunu istediler mi istemediler mi bilmiyorum. Ama istedikleri bir şey vardı. Çıkışında şu denildi. Özgürlük kavramı. Bireye özgürlük kavramıyla ortaya çıktı. Bunun felsefi ayağı postmodernizmdi. Postmodernizmler dedi ki, ya arkadaşlar çok sınırlıyorsunuz siz her şeyi. Gerçek sadece bir tane değil, birçok gerçek var. Gerçek ortadan kalktığı zaman, birçok gerçek ortaya çıktığı zaman gerçeği yok etmiş olursunuz. Postmodernizm mesela felsefi olarak etkisi bu oldu. Hakikati ortadan kaldırmak oldu. Hakikati ortadan kaldırdığınız zaman insanın beynini kötürümleştirirsiniz, cahilleştirirsiniz. Çok basite indirgiyor. Ben böyle hissettim diyor, çıkıyor. Halbuki o zaman neyi tartışacaksınız? Tartışacak şey ortadan kalkmış oluyor. Bir tarafıyla postmodernizm ama diğer tarafıyla özgürlük dediler. Yani işte diğer adı biliyorsunuz küreselleşme. 30 yıldır başımızın belası. Ama kim nereye gidebiliyor? Bizi neyle kandırdılar küreselleşme deyince? Herkes dünya vatandaşı olacak. Herkes istediği yere gidecek. Kim nereye gidebiliyor? Demek ki küreselleşme sadece para babalarının, sermaye sahiplerinin, bütün o ulus devletleri, çünkü ulus devlet dediğiniz gümrük duvarıdır aynı zamanda. Oraya giremezsiniz. O devletin hukukuna uymak zorundasınız. Ama ne yaptılar? Ulus devleti ortadan kaldırıp, gümrük duvarlarını yıkıp, ulusal hukuk sistemini de çökerttikten sonra oraya kendi hukuk sistemleriyle dahil oldular. Yani Osmanlı'nın yıkılışındaki duyunu umumiye gibi, yani onların yasalarına göre, o para babalarının yasalarına göre hareket etmek zorundaydınız. Önce onların borcunu ödemek, bilmem ne kapitülasyonlar vesaire gibi. Aslında kapitülasyonları tekrar yaşıyor bu küre. Küreselleşme denen şey yeni kapitülasyonlardır. Hukukuyla, davranışıyla. Demek ki kimse özgürleşmedi ama bizi bir özgürleşme yalanıyla kandırıp aslında şirketleri özgürleştirmiş oldular. Ve yeni bir insan tipi ortaya çıktı buradan. Tüketen insan tipi ortaya çıktı. Yalnızlaşan, çaresizleşen, umutsuzlaşan bir insan tipi ortaya çıktı. Bu şirketler hepimizin bildiği şirketler mi? Tabii hepimiz biliyoruz. Tekel dediğimiz şey. O hani aileler. Tabii tekel yani. Geçen iki ay önce mi Türkiye'de en büyük 10 şirketin 5'i Koç Holding'e ait. Böyle bir dünya olabilir mi? Yani burada siz nasıl savunabileceksiniz kendinizi? Her şey herkesin, onların elinde. Yani bu iyi niyetli, kötü niyetli, şöyledir, böyledir diye bahsetmiyoruz. Bir yapı var, bir işletme var ve onun bir... Şimdi tekelleri şöyle düşünün. Hiçbir tekel rekabet etmeyeyim, ya ben çok insani davranayım, ben çok para kazandım, biraz da bunu bırakayım, halka dağıtayım diye bir şey diyemez ki. Kapitalizm, rekabetçi kapitalizm dediğimiz şey, yarışta durduğun anda hemen seni yok ederler. Yani onların da durma şansı yok. Enteresan bir şey var, kriz var diyoruz. Dünya ekonomisi sallandı diyoruz. Hiç zarar etmiyor. Bankalar habire kâr ediyor. Hem ülkemizde hem dünyada zengin çok daha zenginleşirken gariban daha da garibanlaşıyor. Peki bu kaosta plan dahilinde bir şey mi? Ve bunun sonuçları ben ne olur? Ben plan demiyorum. Tabii. Makasın bu kadar açık olması. Ben plan demiyorum. Yani komple teorisyeni değilim. Ben teorik bakıyorum. Ben bunların hepsine zaten kitabın sevdiğim cümlelerden bir tanesi Yalçın Küçük'e aittir. Bakmak teorik bakmaktır. Biz gündelik olaylar üzerinden bakmıyoruz, pratikler üzerinden bakmıyoruz. Biz sosyal bilimlere bir formül getirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki insanı bu özgürlük kavramı, biz o zamanlar söylüyorduk, bu özgürlük kavramı insanı özgürleştirmez, insanı köle haline getirir diyorduk. Çünkü bir işleyiş yasaları var. Eğer ki mesela kapitalizm eninde sonunda rekabetçidir. Rekabetin sonunda küçükler yok olur. Gittikçe büyür. Küçükler birleşe yani yok ola tek bir şeyin elinde gelir ve tekelleşir. Tekelleştiği zaman ülkesi içine yetmez o tekellere, yurt dışına, diğer ülkelere ihraç etmek zorundadır bunu. Ve burada o zaman emperyalist dönem başlar. Emperyalizmin sonu muhakkak dünya savaşıdır. Biz bir örnekle veya bir pratikle dünya savaşı çıkacak demiyoruz.
bu gelişim çizgisi dünya savaşını zorunlu kılıyor diyor. Kaçınılmaz. Buna burada, biz sosyal bilimlerde formül oluşturmak, teorik bakmak diyoruz. Burada eşiğinde gibi ılımlı bir ifade kullanmışsınız. Üçüncü evet. Dünya Savaşı'nın eşiğinde. Eşiğindeyiz. Eşikte miyiz? Eşiği geçtik mi? Çünkü ben bu kitabı 2,5 yıl, 3 yıl önce yazmaya başladığımda final bölümünü, Dünya Savaşı başlıyor diye final bölümünü yazdığımda henüz Ukrayna-Rusya Savaşı başladı, başlamak üzereydi. Dediğim gibi biz bu pratik olaylardan yola çıkmıyoruz. Biz teorik bakıyoruz. Bu işleyiş yasaları eninde sonunda Dünya Savaşı'nı doğurur diyoruz. O yüzden ben o zaman, yani bundan 3 yıl önce yazmaya başladığımda eşiğindeydi. Ama bugün biliyorsunuz pratik olarak da işte Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail, İran'ı muhakkak içine çekmek istiyorlar. Mısır'ı büyük ihtimalle içine çekecekler bu Lübnan savaşın. Lübnan var. Balkanlarda gene hareketlenmeler var. Balkanları bu savaşın içine çekecekler. Kafkasları içine çekecekler. Çünkü bu sistemin savaş olmadan artık yaşama şansı yok. Bu teorik bakıştır. Bu sistemin savaş olmadan yaşama şansı yok. Çünkü Amerikan ekonomisi, Batı ekonomileri 2008 krizinden sonra asla ve asla bir daha toparlayamadı. Ellerinde ekonomik olarak kaybettikleri çok büyük şeyler var. Yaşamaları için ellerindeki gücü, silahlı gücü kullanmak zorundalar. Birilerini zorla ya da ellerindeki silah sanayisini canlandıracak bir şekilde bu savaşlar hibrit savaş olarak devam edecek. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı başladığında biz onu da söylemiştik. Dedik ki bu savaş, herkes dedi ki 3 ayda 2 ayda biter. Hani güçleri oranında vesaire. Hayır, böyle bir şey yok. O savaş belki 15 yıl daha sürecek. İsrail uyuyacak, uyanacak, tabii, uyuyacak, uyanacak. Çünkü silah, sürekli silah satacaklar. Ellerindeki tek güç silah satmak. Başka bir güçleri yok Batı toplumunun. Peki biz bu haritanın içinde neredeyiz? Tam göbeğindeyiz. Tam göbeğindeyiz. Biz nasıl anlamalıyız? Eskiden Avrasya diyorduk bu bölgeye. Başka insanlar da dedi. Doğu Perinçekler falan da dedi ama biz onlar değildik. Avrasya dediğimiz şey aslında Birinci Dünya Savaşı'nı incelerseniz Birinci Dünya Savaşı da aynı şekilde çıktı. Yani rekabetçi kapitalizm 1850'lerden itibaren büyüdü gerçekten hoş bir şekilde, rekabet ede ede şirketler, bilim büyüdü, eğitim düzeni, eğitim sistemi canlandı vesaire. 1873'e geldiğinde patladı, kriz yaşadı. 1873'ten sonra tekelleşmeye başladı. O rekabetçi kapitalizm tekelleşmeye başladı ve emperyalist hevesler gütmeye başladı. Özellikle bu işe sonradan giren Almanya, Japonya ve Amerika bir şeyler elde etmek istiyordu. Çünkü İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda tüm dünyayı elinin altında sömürge olarak tutuyordu. O alanlara girmek isteyen yeni tekelci ülkeler vardı. Almanya, Japonya, Amerika gibi ve bunun sonucunda o çatışmalar zaruri olarak Birinci Dünya Savaşı'nı doğurdu. Ama çok ilginçtir ki Birinci Dünya Savaşı bitmemiş bir savaştır. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın savaş alanını gözünüzde canlandırabilirsiniz. Nerelerde? Balkanlar, Mısır, Süveyş, Orta Doğu, Kafkaslar. Yani Osmanlı toprağı. Çünkü Osmanlı son kalan parçalanmamış büyük imparatorluktu. Ve eğer biri sömürgeleştirilecekse Osmanlı topraklarıydı bu. O yüzden savaş bu coğrafyada devam etti. Ve Birinci Dünya Savaşı bitmemiş bir savaştır diyoruz. Çünkü alacaklı mı görüyorlar kendilerini hala tabii, bu topraklarda? Aynen. Çünkü bitmedi o savaş. Ekim devrimi olduktan sonra herkes silahları yerinde bırakmak zorunda kaldı. İngiltere, Almanya vesaire. Çünkü dedi ki bu komünizm bizim ülkemize de girebilir. Çünkü halk ayaklanıyor. Bizim ülkemizde de olabilir bu diye korkup her şey biliyorsunuz orada bırakıldı ve magazinsel olarak anlatımı da haritalar cetvelle çizilmek zorunda kaldı. Şimdi 1990'dan sonra o Ekim devrimi
sonucu çöktükten sonra bu topraklar tekrar savaş alanı olarak açıldı. Biliyorsunuz 90'ların hemen başından itibaren Balkanlar uzun süre büyük katliamlara, büyük gözyaşlarına yaşadı. Bosna'da, Sırbistan'da, Yugoslavya'nın parçalanmasında, Arnavutluk'ta, Makedonya'da hepsi, yani çünkü o işte Birinci Dünya Savaşı'nın alanıydı orası. Eksik sonra ne oldu? Orta Doğu'ya geldi. İşte Suriye, Irak'ta. Irak'ta 1 milyon insan öldü. O demokrasi dediğimiz olgu Irak'ta sadece 1 milyon insanın ölümüne göz yumdu. Sonrasında Suriye, işte şimdi İsrail o şeyin içine çekilen, Kafkaslar'da biliyorsunuz Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan arasındaki sürekli hareketlenmeler ki hiç durmuyor bu. Sürekli devam ediyor. Ya Balkanlardaki hareketlilik de devam ediyor. Bugün Sırbistan'da mesela dünkü haberleri izlemişseniz lityum madenleriyle ilgili Sırbistan yeni renkli devrim diyor onlar. Çünkü Rusya'ya yakın olduğu için. Sırbistan. Orada yeni bir Batı'nın renkli devrim yapmaya çalıştığını iddia ediyor vesaire. Yani bunlar pratik olaylar ama bizim teorik bakışımızı etkilemez. Bu savaşlar sürekli bu şekilde kaşınarak ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda o alandaki savaş devam edecek. Biz neredeyiz dediniz ya, biz tam göbeğindeyiz o yüzden. Peki tam göbeğinde olma hali etrafa örülecek bir koruma çemberi anlamına da gelir mi? Çünkü burada bir savaşla kaybetmek istemeyeceği belli hazinelerin olduğunu da biliyoruz. Fazla hırgür yapma engelini sağlar mı? Bunu şu ana kadar çok kimse dile getirmedi ama biz tarihe neden bakarız? Bugünü anlamamız ve gelecekte bize yol göstermesi için bakarız. O yüzden tarihe bakış çok dar, yani tarih bilimi en darwinist bilimdir deriz. Çünkü kimin nasıl baktığıyla ilgili değişen bir yeni yazım sürecidir tarih sürekli. Ben Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Mustafa Kemal'in stratejisini bugünkü bilim adamları veya siyasetçilerin tekrar incelemesini rica ediyorum. Bu çok önemli bir şey söylüyorum şu an. Gerçekten şu an İddialı Türkiye'de bir şey hiç kimsenin söylemediği bir şey söylüyorum. Stratejistler ister Mustafa CHP'li Kemal'in olsun, ister AKP'li olsun, ister MHP'li, İyi Partili, Zafer ne olursa siyasetçilerin Birinci Dünya Savaşı sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bölge için oluşturduğu stratejiyi tarihsel olarak ciddi olarak bir incelemelerini istiyorum. İpucu vereyim. İran ve Türkiye tarihi birbirine çok yakındır. Aşırı yakındır. Yani Rıza, Albay Rıza'nın orada 1908'de ikisinin de meşrutiyete geçmesi, hem İran'ın hem Türkiye'nin. Sonra 1920'lerde işte Albay Rıza'nın Şah Pehlevi, oraya hakim olması, aynı şekilde bizim burada Mustafa Kemal'in hakim olması birbirine çok benzer ve yakın devletlerdir, kültürleri birbirine çok yakındır vesaire, o dönem için söylüyorum. Çünkü tampon devlet diye bir model var. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda ortaya çıkardığı en önemli stratejilerden bir tanesi tampon devlet modelidir. Çünkü o zaman da iki tane güç ortaya çıktı. Birisi arka tarafında Ekim Devrimi ile birlikte yeni kurulan ve büyük bir dünyada korku yaratan Sovyet rejimi. Çünkü Batı'yı çok korkuttu. Bir tarafta da İngilizlerin hakimiyetinde olduğu Batı güçleri. İngilizler çok korktular. Çünkü devrimin kendi ülkelerine sıçramasından. Ve diğer yeni bağımsızlıklarını kazanan ülkelerin de Sovyetler Birliği'ne yakınlaşmasından çok korktular. Bunlar rivayet değildir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Lenin'in Atatürk'e para gönderdiği, silah gönderdiği vesaire vesaire. Ama aynı şekilde Lenin de öbür taraftan kendi çeperindeki devletlerin İngiliz emperyalizmine yaklaşmasından çok korkuyordu. Çünkü o da kendi ülkesinde yeni yaptığı devrimde onu korumak istiyordu. Ve bu sanki anlaşma zımmi bir anlaşmaymış gibi İran'da, Türkiye'de, Yunanistan'da bu tür tampon devletler oluştu. Bu Batı gücüyle Sovyet rejimi arasında bir tampon devlet modeli oluştu ve bunların yaşamasına izin verildi. Çünkü her iki tarafa da yaklaşırsa her iki taraf için de büyük bir şok olacaktı ya da
çok kötü olacaktı onun için. O yüzden bu Atatürk'ün stratejisi her ikisine de aynı mesafede kalarak kendisini yeni bir kurulma şansını elde etmiş oldu. Biz buna tampon devlet modeli diyoruz. Bugün de Batı biliyorsunuz bastırıyor işte. İşte Amerika, İngiltere vesaire bir kanatta, bir taraftan Çin çok büyüdü. Hani Rusya'da bir şey var ama Çin'den çok korkuyorlar. Bir başka bir blok oluşuyor. O da içinde uzun uzun yazılıyor işte BRICS'ler vesaire, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya vesaire. Dünya kamplaşıyor yeniden. İki kutuplu dünya haline geliyor. Burada bize düşen bu stratejiyi doğru okuyan siyasetçilerin olması. Mustafa Kemal'le başlayan tampon bölge stratejisi öyle devam etti mi? Yani Türkiye o zamandan bugüne edemedi. Hep tampon bölge olarak kaldı edemedi. Mı? Nerede yoldan çıktı? 1946'da özellikle İnönü, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Marshall yardımı, Truman doktrini vesaire Türkiye batıya yaklaştı. Elindeki birçok kurumun kapanması işte... Türkiye için en önemli şeylerden bir tanesi köy enstitüleri, eğitim sistemi için. Yani bunlar sadece tesadüf veya bizim patron böyle istedi de böyle oldu diye değil. Yani köy enstitülerinden ne istersiniz? İşte batıya yanaşmak için bunları, işte o yüzden NATO'ya girebilmek için Kore Savaşı'na katılmamız vesaire, yüzümüzü batıya döndük ondan sonra. Derler ki Menderes'in asılmasının en önemli sebeplerinden birisi de o, işte Amerika'ya gidip ben de Rusya'yla anlaşırım vesaire gibi bir söz söylemesi vesaire diye rivayet edilir. Oraya yanaşırım bakın dediğiniz için cezalandırılır vesaire vesaire. Bu savaşlar biraz daha yayılacak. Yani önümüzdeki dönemde Çin gücünü bir miktar daha gösterir hale gelecek. Yani denizlerdeki hakimiyetini artırmaya çalışacak. Bölgede sıcaklık iyice artacak. Ekonomi dünya için hala gittikçe kötüye gidecek. Bunları söyleyebiliriz ama bunun haricinde bir yorumda bulunmak, şurada şu olacak, işte Mısır'da savaş çıkacak diyebilirim. Belki de gerçekten 3 ay sonra Mısır savaşın içine girebilir. Ben de o zaman vay be neler söylemişim diyebilirim. Ama bunlar şey değil, popülist şeyler bunlar. Yeni dünyanın Amerikası Çin diyebilir miyiz? Şimdi bütün ezilen uluslar için tek kutuplu dünya vahşettir. İki kutuplu dünya bütün ezilen uluslar için cennettir. Çünkü her ikisi arasında bir denge unsuru olarak yaşamalarını sürdürebilir, oradan buradan yardım alabilir, kendi işlerini yapabilir. Bütün Afrika'daki bağımsızlık savaşlarını düşün, 1950'den sonra bağlantısızlar hareketi diye, özellikle Hindistan'da Negri, işte Yugoslavya'da Tito'nun başını çektiği ne sosyalist ne kapitalist bloğun dışında bağlantısızlar hareketi diye tüm dünyada yaygınlaşan ve bütün dünyada ulusal kurtuluş mücadeleleri veren ve her ülkenin kendi çapında bir nevi eğitim sistemini, iktisadını düzelttiği bir dönem vardır. O dönem 1990'lara geldiğimizde bitti. Yani tek kutuplu dünya ezilen uluslar için ölüm demektir, vahşettir ve o vahşeti de yaşıyoruz. Yani bütün şimdi gündemin en sıcak konusu olan göçler, biliyorsunuz İngiltere'de işte aşırı sağcılar sokağa çıktı, göçmenleri öldürmeye kalktı, yakmaya, bunlar yaygınlaşacak bir öngörü diyorsanız bunların daha fazla yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu konuda ülkemizin de aynı, tabii canım, bizim ülkemiz zaten en büyük bunun adayı. İç savaşa en büyük aday ülkemiz. Yani düşünsenize bir yerden bir kıvılcım çaktığını. Yani bu ne kadar hazır bir şey var. Bu göçmenlere karşı faşist duygu besleyen birçok insan var. Haklı mı haksız mı'yı tartışmıyorum. Çünkü ne o göçmenlerin suçu bu, ne buradaki ülkedeki bizim insanlarımızın suçu. O hale, çünkü oralarda savaşı kim çıkardı da o insanlar buralara geldi? O ülkeleri 20-30 yıldır kim sömürüyor ki açlıktan batıya göç etmek zorunda kaldılar?
Kim sömürüyor? Ben sömürmüyorum. İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Amerika, Kanada bilmem ne sömürüyor. Mültecilerin de aslında can güvenliği yok gittikleri ülkede. Bir mülteci olarak ruhunuzu düşünsenize, kendinizi bir mülteci olarak düşünün. Burada bir iç savaş çıktı ve başka bir ülkeye gittiniz. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Çok acı bir şey. O mültecilerin gözünden bakın dünyaya, muhteşem acı bir şey. Ama bizim halkımız da diyor ki ben bu şehirde yaşayamıyorum, benim elimden gitmiş diyor. Haksız mı? Haklı. Antakya, bizim yani, için Antakya, Hatay, evet. Deprem olmadan önce haber yapılmış sanıyorum bir yıl kadar önceydi. Okullarda, ilkokullardaki Türk nüfusu, hatırlarsınız evet, o evet, haberi, evet. Oranı. Evet, özellikle Reyhanlı bölgesinde. Özellikle vesaire. Reyhanlı bölgesinde. Evet. Kitapta 76. sayfada bu konuştuklarımıza tam uyacak bir ifadeniz var. Kral elbette var fakat yönetim lordların elinde. Yani günümüzde görünürde elbette devletler var ama yönetim tekellerin eline geçmiş durumda. İşte biraz önce konuştuğumuz şey, Orta Çağ'da kral diye bir kavram var ama hiçbir hükmü yok kralın. Güç tamamen derebeylerin elinde. Bugün bir devlet var ama güç devletin elinde değil. O güç kademeli olarak monarşiyi devreden çıkaracak mı? Sanki hedefte o var mı sizce? Monarşiyi şimdi buradaki tekeller, tekelleşmenin eninde sonunda en son aşaması, bir bilimsel olarak çubuğu iyice tersine bükersek, bütün tekelleşme eninde sonunda dünyayı tek tekelin yönetmesi haline gelir. Yani çünkü hedef odur çünkü. Hedef o, yani oraya doğru gider çünkü. Bir tekel öbür tekelle sürekli rekabet halindedir. Bunu yenmeye çalışır. Bunu yendikten sonra bu daha büyük bir tekel olur. Sonra öbürünü yutar, öbürünü yutar. En sonunda hani hayali olarak düşündüğümüzde tek bir tekel kalır. Şu anda kaç tekel ve isimleri yani dünyayı, nedir? Kimler birbiriyle kavga ediyor? Dünyayı yöneten çok büyük şirketler var. Çok büyük şirketler var. Yani neydi geçen gazetede Bezos ne deniyor ona? Bezos. Jeff Bezos. Neredeyse birçok ülkenin milli gelirinden daha fazla geliri var adamın. Yani bir ülke ekonomisinin, birkaç ülke ekonomisinden daha büyük geliri olan bir devletçikten bahsediyoruz aslında. Çünkü bir ülkenin gelirinin iki katı, üç katı geliri var adamcağızın. Yani parayı elinde tutanların hükmettiği bir dünyadan bahsediyoruz zaten özellikle. Ve bunların çoğu da görünmez, bilemediğimiz, göremediğimiz bir görünmezlik durumu da söz konusu. O da kitapta uzun uzun anlattığım bir konu. Neden böyle bir kamuflaj çünkü, gereği duyuyorlar? Güvenlik nedeniyle olamaz çünkü dünyanın sahibisin. Kimden korkacaksın? Ama çok basit. Dünyanın sahibidir Trump. Öbürsü gün bir kurşunla gidebilir. Brecht'in çok güzel bir şiiri vardır. Toplarınız ne güçlü ne güçlü. Ama sürecek insan ister. Uçaklarınız ne muhteşem ne muhteşem ama sürecek insan ister. İnsanın olduğu hiçbir yerde bir güvenlik şeyi yoktur. Garantisi yoktur. Garantisi yoktur öyle bir şey. Yani o yüzden bütün zenginlerin kale gibi özel mülklere sığınmalarını neye bağlıyorsunuz? Bu korkunun sonucu. Çünkü kölelerinden mi korkuyorlar? Tabii kölelerinden korkuyorlar. En büyük korku onlar için o büyük kalelere, büyük sığınaklara, büyük hiç kimsenin... Ama insan eğer ki isterse, hatırlıyorsanız hani kötü bir örnek de örnek olarak söyleyeyim. Sabancı suikastini hatırlarsınız yani çıkar. Bunu insanın istemesi, insan varsa Trump'da olsanız gördüğünüz gibi 18 yaşında bir tane çocuk kim bilir nedir. Ya insanın hiçbir istemesi, güvenliğiniz yok yani. Ya da ona arkadan evet. O yüzden iten eller mi acaba? Görünmez olmak. Kale kavramı orada, o yüzden uzun bir kale kavramını da anlatıyorum. Çünkü zenginler bu kadar zenginleştikçe kölelerinden gerçekten korkuyorlar ve o yüzden kalelerine sığınmak zorundalar. Özel orduları var onların, özel güvenlik sistemleri, özel güvenlik müdürleri, bunların hepsi boşuna değil. O yüzden mi bunu diyorsunuz? Devletler yıkılır ama devlet aygıtları ayakta kalır. Evet. Amerika'da düşünce kuruluşları dediğimiz şeyler vardır.
Türkiye'de de son 20 yılda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bilenler bilir. İşte Stratejik Araştırmalar Vakfı, Avrasya Stratejik, öbürü Beriki vesaire. Bunlar düşünce kuruluşlarıdır ve Amerika'da bu çok yaygındır. Adına da think tank kuruluşları denir. Evet. Şimdi bu think tank kuruluşları gerçekten ülkenin en önemli üniversitelerindeki en zeki adamlar alınır o kuruluşlara. Yani bunların bir tanesi mesela çok meşhuru, yani kitapları falan da vardır. Büyük Satranç Tahtası, Brezhnevski. Bunlar sonra ülkenin büyük yönetim kadrolarında da olurlar bu think tankçiler. Şeye gelip. Şimdi bu think tank kuruluşlarının bir varoluş amacı vardır. Bunlar otururlar bir masaya 50 kişi, 100 kişi. Bunlar düşünce kuruluştur çünkü. Otururlar senaryolar yazmaya başlarlar. Irak'ta Hamas lideri ölse ne olur? Biri geldi Hamas liderini vurdu. Oradan 250 tane senaryo çıkarırlar. O olduğu için işte İran şunu yapar, yok o olduğu için Irak şunu yapar, o olduğu için işte Mısır bunu yapar, şunlar şuraya kaçar, bunlar senaryolar yazarlar. Bunların varlık sebebi çünkü böyle bir şeyle karşılaştığında kendileri için en uygun, en yararlı siyasi faaliyeti göstermek için buna hazırlıklıdırlar. İkiz Kuleler'in yıkımını tabii ki kendisi yapmadı. Ama böyle bir şey olduğunda nasıl kendi lehlerine çevireceğini biliyorlardı. Çünkü bu tür senaryoları, şimdi korona için de aynı şey biliyorsunuz. 20-30 yıldır konuşulan bir mevzu bu. Çünkü think tank kuruluşları bunu konuşur. Der ki dünyada böyle bir salgın olsa neler yapılması gerekir? Bunu ve Hollywood tamamen buradan beslenir. O think tank kuruluşlarının yaratdığı sahnelerden beslenir. Simpsonlarda mı oradan beslenir? Tabii ki bu atla deve değil ya, çok basit bir şey. Yani think tank kuruluşlarının o senaryolarını alın işte... Oturun film yapın. Sonra 10 yıl sonra desin, adam 10 yıl önce filmini yapmış. Ya bunlar sürekli zaten bunları düşünüyorlar. Peki buraya kadar çizdiğimiz bu kaotik tabloda ben Emel olarak kendimi nasıl koruyabilirim? Koruyamazsınız. Çünkü her savaş öncesinde iç savaşlar doğurur. Türkiye'de iç savaşa çok gebe bir ülke. Çünkü programın başında da konuştuğumuz gibi insanların birbirini, grupların birbirini, köylerin birbirini ötekileştirdiği bir toplumda, milletlerin birbirini ötekileştirdiği bir toplumda iç savaş her zaman en önemli kapıdaki canavardır. İç savaşlar büyük acılardır. Çok büyük acılar doğurur. Bu ülke iç savaşları çok yaşamıştır. Ben yaşım itibariyle böyle bir iç savaşın içinde büyümüş bir çocuğum. Sürekli de bunu kaşıyorlar bakın ülkemizde. Göçmenler üzerinden kaşıyorlar, başka bir şey üzerinden. Sürekli bir kaşıma halindeyiz. Sürekli bir ötekileştirme. Yani şu hayvan yasasını dahi bir yasa, bir hukuk devleti bir yasayı nasıl çıkarır? Kamuoyunun birlikte, kamuoyunun vicdanına uygun. Bunu uzun tartışmalar sonucunda, bunun getirisinin götürüsünün ne olduğuyla ilgili. Ben demiyorum ki sokak köpekleri iyi bir şeydir. Mesela biz tartışmayı da unuttuk artık. Çünkü eğer AKP bir yasa çıkarıyorsa bunun karşısında olmak zorundaymışsın, hissediyorsun. Bu linç CHP kültürüdür. CHP bir şey diyorsa iyi bir şey değildir. Değildir. İşte mesela orta çağ kavramına tekrar geliyor. Orta çağın hukuk sistemi linç üzerine kuruludur. Yargı yoktur. Yargısız infaz vardır orta çağda. Bunun içine şeytan girmiş dediği zaman birisi o linç edilir. Veya bu tukaka dediği zaman o linç edilir. Yargılanmaz bir hukuk düzeni yoktur. Günümüz sağcısı da solcusu da. Çünkü her insan rakibine benzemeye başlıyor bir süre sonra. Yani solcular da özellikle bu sosyal medya mecralarında bir karşı ötekileştirip linç etme. Haberin doğruluğu, siz habercisiniz. Bir haberin doğruluğu, yanlışlığı, geçen gün olan işte Ordu'da mı ne savcı hikayesinde hiç kimse bir şeyin gerçeğinin peşinde değil. Sadece karşı tarafa, ötekine vurma peşinde. Linç etme peşinde. Bu orta çağ zihniyetidir işte. Ve karanlık çağ deriz. Ve bu her zaman bizim ülkemizi bir iç savaşın eşiğinde tutuyor. Çok tehlikeli bir sulardayız.
bütün savaşın göbeğindeyiz ve iç savaşı sürekli kaşıyan taraflar var. Ve bu iç savaş riskinde de Allah muhafaza göçmenler, mülteciler en kritik yerde duruyor. Her şey olabilir, her şey olabilir. Çünkü iç savaşın kurumu, kanunu, şunu bunu yoktur. Bir anda ortalık. Evet, evet maalesef. Allah muhafaza. Ertürk Akşun, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde şimdi canavarlar zamanı. Bu yayında canavarları konuştuk. Çok teşekkür ediyorum güvenip geldiğiniz, konuğum olduğunuz için.